Ulusal kanalımızın değerli izleyenleri, Hakkı Yılmaz ile Pınar'ın kaynağından programına hoş geldiniz. Geçen hafta intihar nedir, intiharın nedenleri üzerinde Pınar'ın kaynağından beslenmiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bundan önce sizlerden gelen çok güzel duygu yüklü iletiler var. Onları şimdi okumak istiyorum. Değerli Hakkı Yılmaz, ee, salihat işliyorsunuz. Hakkı gizlemenin sonuçlarının ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Dinden beslenenlerin kovanına çomağa sokuyorsunuz. Ne gelir ne gelmez diye çekinmeden sokuyorsunuz. Ee, ama bu yapmış olduğunuz görevler sonucu çok güzel e, duygu yüklü iletiler de geliyor. Ben bunlardan iki tanesini size okumak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Muhammed e, Ünal adında bir izleyeceğimiz şöyle diyor. Hakkı Yılmaz'ın kıymeti her geçen gün anlaşılacaktır. Dini özüne Kur'an'a döndürmeye en yakın bakış açısını sunuyor. 20 yıl ateist olan ben 2 yıldır iman ettim. Artık Kur'an'ı inkar kendim inkar etme seviyesine gelmişti. Allah nasip etti dini hurafelerle yaşayanlar ve onların fikirlerini duyan yeni nesilden çok fazla dinsiz çıkacaktır. Onları da anlıyorum. Birincisi bu. Buyurun. İkincisi Sibel Özdemir e, adlı izleyenimizin. Teşekkürler Ulusal Kanal. Teşekkürler Pınar'ın kaynağından. Hakkı Bey Diyanet işleri Başkanımız olsun. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i bize hiç kimse böyle anlatmadı. Yol göstermedi. Toplumumuzun karanlıktan aydınlığa kavuşması için, hurafelerden kurtulması için gerçek İslam dini ile tanışması gerekiyor. Bu da ancak şu anda sadece Hakkı Bey ile mümkün görünüyor. Devlet büyüklerimiz inşallah gereğini yaparlar. Evet. Teşekkür ederim. Ee, izleyicilerimizin teveccühüne de teşekkür ederim. Önce değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Değerli izleyicilerimizin bize yönettikleri iltifat bizimle ilgili değil. O iltifat, o oradaki gördükleri, bizim aktardıkları kendi kitapları, Kur'an. O Kur'an'ın kerametidir, Kur'an'ın özelliğidir. Kur'an'ı yalın halde, kendi görüşleri katılmadan toplumun önüne sunulacak olursa, Kur'an zihinlerdeki her türlü derdi dermana döndürür, onun dermanıdır. Kur'an biliyorsunuz yine Kur'an ayetlerinde şifaun lima fissudur der. Düşüncelerdeki bulanıklıklara, hastalıkların hepsine Kur'an şifadır. Biz Kur'an'ı yalın olarak kendi görüşümüzü falan imamın filan imamın veyahut da falan cemaatin filan cemaatin görüşünü katmadan aktarıyoruz. Kur'an'ın bir özelliği de inşallah Kur'an'ı bir özel tanıtma fırsatımız olursa asfatı asvan önüne gelen bütün yanlışları deviren, silip süpüren bir özelliğe sahiptir. Bu iltifatlar Kur'an'a yöneliktir. Şahsıma değildir. Yine de yani çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Tüm izleyicilerimize selam ve <laughs> İntiharın nedenlerini geçen hafta işlemiştik. Hatta bununla ilgili iki tane ilke söylemiştiniz. Yetimin tekrimi evet. diye Bir tanesi de miskinlerin evet. miskinliklerinin giderilmesi şeklinde. Şimdi açacaksınız onları. Ee, intiharın birinci nedeni yoksulluk olarak belirtmiştiniz. Evet. Şimdi bu yoksulluğun kaynakları nelerdir? Bunlarla ilgili evet. e, söylemlerinizi alalım ve Pınar'ın kaynağında bunlar nasıl? Onları da öğrenelim. Evet. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi, Şimdi... şöyle bir giriş yapayım. Bu konuyu biraz derinlemesine ve değerli izleyicilerimize Pınar'ın kaynağındaki bu sosyal ülkelerin hepsini eee inşallah Allah fırsat verir de anlatma ve aktarma fırsatımız olur. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, demin e, konu ettim ki hani Kur'an şifadır ama başarısına, dışarısına, kansere, ülsere şifa değil. Toplumsal sorunlara ve zihinsel sorunlara şifadır. Şimdi Allah'ımız Kur'an'ımızda yani Pınar'ın kaynağında bize bir emri var. Bu emri ileride detaylarıyla, tafsilatıyla, ayrıntılarıyla takdim edeceğiz inşallah. Kur'an'ımızda bir salat kavramı var. Evet. Salat. Bu salat kavramı öz olarak söyleyeceğim. Sonra detayına vereceğiz böyle. Zihinsel olarak toplumu aydınlatma ve mali yönden de sorunlara destek verme, sorunları sırtlama anlamındadır. Öz olarak işin bir zihinsel boyutu var ki ona biz eğitim öğretim diyoruz. Bir de mali yönü var. Sosyal destek, sosyal yardım tarafları var. Salat'ın anlamı bu iki anlamı vardır. Ve Kur'an'da Allah, e, salatın önemini oldukça fazla ayette belirtir, ayrıca salatı devamlı da emreder. Evet. Ama, şimdi şeye geldik, İslam dini o zalimleri, çok vahşi insanları, kanun, nizam tanımayanları salat kavramıyla yola getirdi... Yeri geldi, yoksulluğu, işsizliği, her türlü yani mutsuzluğu ortadan kaldırdı. Fakat buna tahammül edemeyen bir karşı güç, bir karşı devrim yapmak durumuna geçti. Bu da Fusule suresinin 26. ayetinde kafirlerin mutlak surette Kur'an'ı toplumu Kur'an'dan uzak tutacaklarını ve Kur'an içerisinde lauv yapacaklarını yani kavramları bozacaklarını, sözcüklerin anlamlarını bozacaklarını açıkça bildirmişler. Allah da bunları deşifre etti. O ayette bize de bildirdi. Şimdi buradan C'ye gelelim. Şimdi nasıl oldu diyecek olursanız burada bir de felsefi olarak konfüçyüsten bir şey aktaracağım. Şimdi bu çok önemli. O diyor ki bir ülkenin yönetimini ele alsaydım yapacağım ilk iş hiç şüphesiz dilini gözden geçirmek olurdu. Çünkü dil kusurlu ise kelimeler düşünceyi ifade, iyi ifade edemez. Düşünce iyi ifade edilemezse görevler ve hizmetler gereği gibi yapılamaz. Görev ve hizmetin gerektiği şekilde yapılamadığı yerlerde adet kural ve kültür bozulur. Adet, kural ve kültür bozulursa adalet yanlış yollara sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Biz bunu şöyle getirdik. İslam'da İslam dinini anlatırken toplumlara şu öz sözle söyledik. Dil bozulursa din bozulur. Evet. Dili bozdular. Şimdi biraz bahsedeceğim. Dili bozdular. Din bozulunca da din bozuldu. Yani orada otomatik olarak da hadi din bozuldu gitti. Evet. Şimdi bu şöyle şey yapayım. Bunun önemine binaen hani ben burada salat sözünün özünü anlattım. Salatın neden bozulduğu noktasına getiriyorum sözümü. Şimdi şöyle bir şey var. Burada merhum Özdemir Asaf'ın çok güzel bir beyti var. Bütün renkleri kirle, bütün renkler kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Bak şimdi toplumsal değişimi toplumsal cozlaşmayı anlatırken bütün renklerin kirlendiğini en çok da kirlenenin beyaz olduğunu birinciliği beyaza verdiler diyor. Bunu herkes bilsin. Hem siyasi açıdan bunu herkes öğrensin hem de dini açıdan. Şimdi din açısından da onu söyleyeyim. Birinciliği salata verdiler. Evet. Yani birinciliği dinin bozulması için, insanlığı sömürebilmek için birinci bozulmayı salata verdiler. Salatı bozdular. Salatı öz olarak söylüyorum tekrar öz anlamı sinsel olarak eğitim, öğretim yönüyle toplumu aydınlatmak bir. İkincisi de mali yönden, iktisadi yönden topluma destek olmak. Yani nedir bu? İstihsal, istihsal yönlerini istihdam ve istihsala önem vermek, üretim, iş gücünü sağlamak, yeri geldiği zamanda da sosyal güvenlik kurumlarını oluşturmaktır. İslam'ın ana şeyi budur ki peygamber es salatu imadüddin der. Bakın salat dinin direğidir der. Bu ifade çok güzel bir ifadedir. Şimdi bu dediğim tarzda kirletmek, yozlaştırmak amacında tuttular o egemen güçler. Bütün gayretleriyle kitaplarda, lügatlarda salat sözcüğünün anlamını namaz yaptılar. Ve onun için şimdi Kur'an'a meallere bakarlarsa, tefsirlere bakarlarsa yüzde 99'unda Bakın yüzde yüzündeydi de önceden. Hakkı Yılmaz gerçeği anlatınca 20 seneden beri çoğu değiştirdi. Gerçeği gördüm Çünkü bu tartışılmaz bir şeydir. Şimdi kanaatlarından vazgeçtiler. Ama yine yüzde 99'unda Kur'an'da geçen salat sözcüklerin tümü hala namaz olarak yer alır. Şimdi Allah salatı emrettiği zaman bu salatı salatın sadece bir sözle Kalmasını da istemez. Salatın mutlaka, mutlak surette kurumlaşmasını da ister. Buna igami Salat diye ifade eder Allah Kur'an'da. Salatı kurumlaştıracaksın, ayağa dikeceksin ve ayakta tutacaksın. İgame'nin sözcüğü bu. İgame sözcüğünün anlamı bu. Ayakta tutacak. Hem dikeceksin, kurumu kuracaksın hem de ayakta tutacaksın. Şimdi işin özü bu. İşin özü e, bu olunca bu demektir ki salat sadece sözde lafta kültürel bir faaliyet olarak kalmayacak bunun anlamı ne bu kurumlaşacak buna ne yapacaksın eğitim öğretim kurumlarını olacak yapacaksın devamlı fabrikaları açacaksın öyle mi evet. herkes çalışacak yeri gelip sosyal güvenlik kurumlarını da faaliyeti geçeceksin. Sağlık hizmetiydi, emeklilik hizmetiydi, malullük hizmetiydi gibi hizmetleri de oradan sağlatacaksın. Şimdi Allah yine öz olarak söylüyorum ana konuya girmiyorum burada çünkü konum başka. Konu iyi anlaşılsın diye bu ön bilgiyi veriyorum. Allah Kur'an'da kesinlikle salatı ikame et der. Salatı kurumlaştır. Salatı kurumlaştırdığın zaman şöyle ekimiz sala inne salata tenha anil münker. İşin özü bu. Salatı kurumlaştır, ayakta tut, dik ve ayakta tut. Çünkü salat fuhşiyattan, menhiyattan, bütün kötülüklerden, bütün aşırılıklardan insanları mutsuzluğa sevk eden e, ailesel, kişisel ve toplumsal bütün felaketlerden toplumu kurtarır. Ve şu, halde bir başka ayet var Meryem suretinde, suresinde. Orada da salatı zayi edenlerin durumu anlatırken onların da sürekli felaket içerisinde gayya çukurunda tamam Bataklıkta kalacaklarını ifade eder. Şimdi bu gerçeklerle şimdi konumuza döneyim. Bundan evvel e, şimdi bu anlatımdanız ben de bir çağrışım yaptı. Kur'an'da Bakara suresinin 159. ayeti gözlerim önünden böyle geçmeye başladı. Hakkı gizleyenlere Allah ve bütün lanet ediciler lanet ederler diye. Tamam bizim değerli Yılmaz bu çok büyük bir şey ya. Şimdi yani bunu çok büyük bir şey bu yani. Bu hakkın gizlenmesi, bu hakkın gizlenmesi, bu az önce kısa belirtmiş olduğunuz bunun örtülmesi toplum ayakta tutacak olan bu. Salat, evet. salatın ikamesi evet. ee, yani Nasıl cesaret, ne cesaret akıl alır gibi değil. Kardeşim bunun tek bir özeti var, inansızlıktır. Evet, yani akıl alır. Tamam. Allah'la ilgili yeterince bilgiye sahip olmamak ve ahiret inancının olmayışıdır. 2-2-4 evet. kim üstüne hangi ölçüde alınırsa alınsın. Evet. Açıkça söylüyorum. 2-2-4 evet. bu inansızlıktır. Evet. Hesap vermeme korkusu, kuşkusu olmamadan kaynaklanır. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bu işin ana kaynağı bu. Buradan faydalanıyor. Para gelsin de haram olsun, helal olsun, hiç evet. önemi yok yani. Tamam mı? Evet. Böyle. Burada bir şey yapalım. Biz kendi konumuza girelim. Buyurun lütfen. Şimdi şöyle özet. Bundan evvel konumuz biliyorsun toplumun e, büyük sorunlarından bu intihar ve intihara vesile olan nedenleri e, açıklamıştık. Ve intiharın ana nedenleri tabi birçok neden var tali nedenleri de var ya birinci olarak birinci sırada yoksulluk olarak evet. ele almıştık. Öyle evet. incelemiştik evet. ve bilimsel verileri de üniversitelerin araştırmalarında, sosyologların araştırmalarında, gazetecilerin tespitlerinde bu şekilde yoksulluğun birinci planda olduğunu ...orada görmüştük. Evet, işaretçiliklerle belirtmiştiniz. Tamam, değil mi? öyle, onu belirtmiştik. Şimdi... ...şunu arz edeceğim... Ee, ...tüm bu sorunlar... ...unutmayalım... ...salat reçetesiyle çözülecek. Bak, salat reçetesiyle... ...çözülecek... ...Kuran'ın içerisinde... ...pınarın kaynağında... ...bu salatın içerisinde hangi maddeler var onlarla çözüleceğini şey yapacağız. Şimdi birinci planda yoksulluğun nedeni söyleyeyim. Yoksulluğun nedeni birincisi yetimlik. İkincisi miskinlik, işsizlik, üçüncüsü fakirlik, tembellik, bir de dış güçlerin sömürüvari baskıları var onların uyurlu var. Tekrar ederim. Yetimlik, miskinlik, fakirlik ve tembellik. Bir insanın yoksul olmasının nedeni bunlar. Şimdi bir tekrar bir vurgu yapayım. İslam dininde yoksulluk haramdır, yasaktır. Bir, Bunu İslam dininde yoksulluk tamam mı? yoksulluk haramdır yasaktır Kadim Türk töresinde de yoksulluk suçtur bitti şimdi bu bağlamda baktığımız zaman şimdi bak şimdi bunun artık e, yoksulluğu helallaştıramazsın evet. tamam mı meşrulaştıramazsın o zaman ne yapacaksın ortadan kaldıracaksın. Tamam mı? Türk töresinde yoksulluk suçtur. Yoksul kalanın cezalandırılması gerekir. Öyleyse ceza almaması için insanın yoksul olmama yönünde gerekli adımları atması gerekiyor. Tamam mı? Önce bunu bilerin. Yoksulluk suçtur. Yoksulluk haramdır. Şimdi bunu şey yaparken şunu da burada belirteyim yoksulluk haramlaştırıldığından, yoksulluk yasaklandığından dolayı Allah insanların, bireylerin bakın köleleşmesine bir de net söylüyorum köpekleşmesine izin vermez. Önemli vurgu. Köleleşme ve köpekleşme tamam, asla işte izin kadar, vermez. Bu kadar herkes iyi anlasın diye iyi söylüyorum kardeşim. Evet. Belki argo margo falan filan derler de çoğu şeyler argo ile güzel anlatılır. Bir tamam. de argo da var zaten. Tamam şimdi öyle şey yapayım. Şimdi biliyorsunuz köleleşme yoksulluk nedeniyle fakirlik nedeniyle birilerinin kapısında kul olma. Öyle mi? Evet. İslam'da yasak. Allah buna şey bunları açıklayacağım için burada şey yapıyorum. Peki köpekleşmene dediğim zaman onu da açayım bakın. Köpeği bir ele alalım. Bir elinden yiyecek yediği kişilere körü körüne itaat etmesine ve sadakat gösterme. Öyle mi? Köpeğin özelliği budur. Evet. Şimdi köpeğin özelliği budur. Köpek Vahşidir, şudur, budur, saldırgandır ama götürüp de bir lokma ekmek verdiğin zaman var ya, artık sana kuyruk sallar. Gövsen de, sövsen de, anlatabildim mi? Sana sadakat gösterir, sana itaat eder. Şimdi de bakın bunu bütün insanlık iyi anlasın. Birisinden alın teri olmadan gelmiş bir iane onu ona köle yapar, onu ona köpek yapar körünü körüne onun kendisine sadakatin şey yaparlar, e, sallarlar. tamam mı? Evet. Körü körüne onun ekmeğini yedi ya. Bunun anlamı ne? Türkçede güzel bir şey vardır. Yavurun ekmeğini yiyen yavurun kılıcını yavurun sallar. kılıcını sallar. Öyleyse akıllı insan, vicdanlı insan, kimlikli insan, kişilikli insan yavurun ekmeğini yemeyecek. Yavurun evet. ekmeğini yemeyecek. Bunun anlamı bu. Biz buna ne diyoruz? Yavru ekmeni yiyen ona sadakat gösteriyorsa köpekleşme diye dediğim şey bu. Tamam. Kimseden yani şey kabul etmeyecek. Şimdi, emeği neyse o. Emeği o, neyse evet. o. Kardeşim burada bir kimlik, kişilik, elden gidiyor. Allahu Allah beni ademli. Biz insanı saygın yaptık diyor. Anladın mı? O da bir git birisinin kölesi oluyor. Bir lokma için. Tamam mı? Bak bir lokma için. Bunun son zamanlarda özellikle toplumsal olarak çok yaygın olduğunu görüyoruz. Burada ben o tip şeylere de girmek istemiyorum. Herkes kendi hafsalası ölçüsünde onları değerlendirsin önüne getirsin. Şimdi geldik yoksulluğun nedeni dedik. Bak şimdi birincisi yoksulluk yetimlikten kaynaklanır. Evet. Yetimlik ...daha önce dediğimiz gibi yalnızlık demektir... ...anası babası ölmüş... ...veyahut da birileri tarafından terk edilmiş... ...kimsesiz kalmış kişi yetim... ...öyle mi? Şimdi... ...yetimler neden yoksul olur? Ölçüsüne baktığımız zaman... ...iki tane şeyi var... ...birincisi ya... ...ilgisizlikten... ...yetime, toplum, çevre... ...ilgisiz kalır... ...öyle mi? Ya da yetimin hep fakir doğmaz ya. Belki babasından kalma malı mülkü vardır. Öyle mi? Ama bu kendisine bırakılan malların da aç gözlüler tarafından yağmalanması nedeniyle başkalarının onun mallarını çarçur etmesiyle de yoksul duruma düşer. Şimdi bu iki nokta var. Şimdi yoksul, yetim yoksul olabiliyor öyle mi? Olabilir. Olabiliyor. Şimdi gördüğümüz zaman neden olmuş olabiliyor? Ya anasından babasından bir şey kalmamış dediğim gibi kimse ilgilenmiyor. Ve arkadan da veyahut da malı mülkü varmış ama o çok olur. Akraba hısım falan filan aç gözlerde onu şarj eder gider. Ha, o çaresiz kalır. Öyle mi? ...yoksulun... ...bir tane yetimden yoksul yaptık... ...neden yoksul olduğunu da öğrendik... öğrendik. ...peki... ...Pınar'ın kaynağına geldik... Gel. ...bunun çözümü ne... ...hani yasak dedik ya... Evet. ...yetimin yoksul olarak kalması yasak... ...Kuran haram... ...tamam... ...şimdi Kur'an'a bakıyoruz... İlk inen ayetlerde... ...geçen gün de... ...geçen programda da bunun... ...şimdi Duh'a suresinin 9. 10. ayeti... Fayaml yetime felâ bitti. Şimdi burada bu ayete kadar peygamberin yalnızlığı yetimliği kendisinde yetimlikten geldiği vesaire nakledildikten sonra öyle mi? Madem şartlar böyle, tamam? Fayaml yetime felâ tehkar. O halde yetimi perişan etme, daha da kötüleştirme. Şimdi. Burada kahır sözcüğü geçer. Tekhar. Türkçedeki kahretme deriz ya. Şimdi Türkçe, Türkçedeki kahretme sözcüğü kullandığımız Arapçadaki sözcükle ters. Arapçadaki anlamıyla ters. Şimdi biz kahretme dediğimiz zaman birisine karşı işte hani Biraz sert davranma, biraz darılma, gücenme falan filan tarzında bir anlam olarak şey yapıyoruz. Genelde böyle. Evet genelde tamam. Böyle. Ve e, genelde öyle de. Türkçedeki kahretme, Arapçadaki kahretme sözlüğüne baskın çıkmış. Meallerde inceleyecek olursanız ki değerli izleyicilerimiz izlesin. Yetime kahretme, yetime buğzetme tarzında çeviriyorlar. Abi Arapça bırakıyor onu ama bizde yanlış geçtiği için bizde, anlamı bizdeki yanlış evet bizdeki yanlış değerlendirmiyordun. Evet. Bakın yetime kahretme değil. Yetimi kahretme. Evet. Yetimi kahretme. Şimdi kahır sözcüğünün orijinal anlamı börkütme demek. Hani yemek yaparken şey tencerenin içerisine koyduğumuz kırmızı etler var ya onu biraz ateşte şey yaptığımız zaman o kırmızılık orijinal et özelliğini e, kaybetmeye başlar. Ve tamamen de orijinal etliğini kaybeder pişince değil mi? İşte kahrın öz anlamı budur. Bunun anlamı şudur. Yetimi kahretme. Bu yetimi doğduğu zaman belirli bir özellikte, belirli bir standartta bir hayatı vardı. Onu o hayatını daha kötü duruma getirme. Yani babasından alındığı gibi o yetim büyütülmeli, yürütülmeli babası gibi. O babasının bıraktığından aşağıya düşürülmemeli. Niteliksiz hale gelmemeli, eğitimsiz, öğretimsiz veyahut da kalifiye olmayan bir duruma düşürülmemeli. Kahrın öz anlamı budur. Şimdi Allah Kur'an'da çok enteresan. Yetim hukukuyla ilgili onlarca ayeti şey yapar. Geçende de Maun suretinde şunu şey yapmıştık. Yetimi itip kakan, yetimi yiyeceğine teşvikleşmeyen, gayret etmeyenlerin ahiret inancı olmayan kişiler öyle mi? Olduğunu. Ve yine e, geçende de söyledim. Fecir suresinde yetimi yiyeceğine, yetimin tekrimine, ikramına saygınlaş gayret etmeyip de malı yığanların orada da hani lanetlendiğini de onları da bahsetmiştim. Şimdi burada yine Pınar'ın kaynağında bakın bu konuyla ilgili daha neler söyleyeceğim. Şimdi Nisa suresinin 9-10. ayetini yani reçete olarak Yetimden kaynaklanan yoksulluğun ortadan kalkması için Pınar'ın kaynağındaki reçetelerden bir tanesi de Nisa 9-10. Bak şimdi. Ve kendileri arkalarına zayıf soy bıraktıkları takdirde endişe edecek olanlar. Ürpersinler. Şimdi herkesin evladı var değil mi? Herkesin evladı var. Şimdi adam düşünmeli. Ben ölü verirsem ömrü kazabalı değil. Değil. Öyle mi? Ölü verirsem benim çocuklarım yetim kalacak. Ben o zaman benim çocuklarım ne olur? Onların hali nice olur? diye herkesin bir düşünmesi lazım. Büyük uyarı var burada. Evet, evet. Evet. Bak şimdi ve kendileri zayıf soyguları takdirde yani yetim bırakları takdirde endişe edecek olanlar üfersinler. Evet herkes bir lüfen ne olacak o ha herkes işte İslam Kur'an Allah insanlara bu bilinci verirse bu konularda da ne olur hassasiyet gösterir şimdi devam ediyorum ona Kesinlikle yetimlerin mallarını haksız yere yiyen kimseler kesinlikle karınlarının içine ateş yerler. Ve yakında ateşi alevli cehenneme yaslanacaklardır. Ay, 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 ay. Bak yetim malını yemek, yetimin en ufak bir şeyine tenezzül etmeyi ateş yemek, mideye ateş doldurmak ve cehennemde de direkt olarak ateşli işe yapar. Şimdi yine aynı. Yani devlet yönetiminde olanların titremesi lazım. Beşimalı hazineyi şimdi, kullananların titremesi lazım. Evet. Şimdi e, bir şey daha burada bahsedeyim. Ondan sonra ana noktaya şey yapayım. Şimdi e, Nisa suresinin bir ila işte 10. ayetlerine kadar da 9'u 10'u vermiştim. Bakın 8. ayette miras bölüşmesinde miras bölüşmesi yani bir vatandaş ölmüş onun soru çocuğu var onlar tutuyorlar ee, ölüm hak miras helal demiş babalarının malını taksim ediyorlar bakın bunu ilk defa Hak Yılmaz'dan daha net olarak herkes öğrenecek biz çok şey yaptık da bunu bu duyarlılıkla bu ayeti kimse paylaşmadı da ondan diyorum. Yakınlar Yetimler ve miskinler hazır bulunduğu zamanda onları ondan rızıklandırın ve onlara örfe uygun, herkese iyi olduğu kabul edilen söz söyleyin. Evet, miras taksiminde bir yerde adam ölmüş, varisler mirasını taksim ediyor. Ama o bölgede, o mirasın taksim edildiği yerde yetimler var, miskinler var, işsizler var çalışamayan adamlar var. Öyle mi? O adamın mirasından akraba olmamasına rağmen o toplumdaki miskinlere ve yetimlere pay vardır. Buyur. Bak evladı değil. Akrabası hiç değil. Ama o bölgenin yetimidir, o bölgenin işsizidir. Tamam mı? Oradan ona da pay vardır, fon vardır. Evet. Yani şimdi bu gerçekler böyle hep duyurulmuş olsa insanların ben çok farklı ideolojilerde çözüm aramayacağı inancındayım. <laughs> çözüm burada yani. İşte, Tabi. Ama çöz... saklanmış, gizlenmiş. Hiç paylaşınlar. Bunlar evet. din olarak topluma anlatılmamış evet. ki. Bunun dahası var. Nisa 3. ayette itibaren ki birden ona kadar gelen yerde bir yerde yetimler çoğaldığı zaman onlar. Kendilerine bakmakla yükümlü evet. Anne olur Anneanne babaanne ise Onlar Toplumsal Kamu yöneticisinin emriyle Vazifesiyle yönlendirmesiyle Desteğiyle evlendirilir Yetim çocuklarda Bir ananın bir babanın Bir evin öv evladı olur Bir çatı altına girerler Buyur <laughs> İslam dininin Nisa suresindeki yani, ayetlerde. Şimdi değerli Yılmaz böyle 15 dakika gibi on, zamanımız evet. kaldı. Fakat bu söz etmiş olduğunuz ayet yani Nisa suresinin 3. ayeti evet. genelde çok eleştirilir. Çok eşçiliğe dayanak yapılır. <laughs> Hep o şekilde yapılmış ya. Evet. İkişer, üçer, dörder derken işte dörde kadar alınabilirsin demiş. Bakın şimdi sizin Neyse vurgunuz yani. nereye? Tamam. Ne İnsanların deriniz? söylediklerini. Yine gizleme, yine saklama. Tabii din bozulur. Dil bozulursa din bozulur. İşte şeyin reçetesinden bu. Şimdi bunun dahası var. Böyle şey yapayım. Enam suresinin e, 152. ayetinde Allah orada bakın bir insanlara neler verdiği görevleri en önemli görevleri aktarırken orada başka bir şey daha var. Ne diyor bak şimdi de ki geliniz Rabbinizin size neler tabulaştırdığını, dokunulmaz kıldığını okuyayım. Şimdi Bekir diyor, bey, evrensel bir duyuru bu. Evet. Bakın diyor, Allah şunları tabulaştırmış, tartıştırmıyor. Bunlar Bak, dokunulmaz. Dokunulmaz. Evet. Bu konular kesinlikle tartışılmaz. Hani bizde şey var ya, Anayasanın bilmem kaç maddesi işte bunlar tartışılmaz, değiştirilmez falan filan. Teklif falan. edilemez diye. Teklif edilemez var ya. O anlamda. O anlamda. Bakın 151'de bu. Bak hiç tartıştırmaz Allah. Evet. Bu tabudur. Evet. İslam'da ta, tek tabu bu tip akıl kullanma noktalarına gelecek. Bu ne? Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamanızı. Allah ortak koşmayın dedi mi? Dedi. Tartıştırmaz bu. Evet. Koşar mıydı? koşmadı Şöyle mi koşsak? Böyle. Mi? Bunun tartışması olmaz. Bu tabudur. Ana babaya iyilik yapmanızı, güzel davranmanızı. Bunu da tartıştırmaz. Bunlar da fıtrattan zaten. Anneye babaya. Buradaki anne baba da geçen haftaki programımızda belirtmiştiniz tabii, ya tabii. öğretmenler de girer, girer orada tamam mı? Işte. Eğitmenler de girer Bak, şimdi bu ayetlerin indiği zaman baba bir birinci öğretmen de evet. o zamanki şimdiki bir ortaokul, lise, ilkokul vesaire, evet. üniversite falan yoktu yani. Evet. Baba eğitmendi, baba öğretmendi. Evet. Fakirlik endişesiyle veyahut da fakirleştirilir korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi bunun anlamına bildiğin öldürme değil bu. Evet, evet, tamam mı? Evet. Efendim çocuğumu okutursam yoksul kalırım, masraf ederim bilmem şu bu. Çocuklar diyor, hani inim, inim şeyi var ya, çocukların kalitesizleştirilmesi var ya, fakirlik korkusuyla masraf olacak şu bu falan filan. Ha bir şey daha diyeceğim, unutturmazsam onu da bu ayet sonunda söyleyeyim. Şimdi, burada kötülüklerin açığa ve gizlisine yaklaşmamanızı, haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemenizi, cinayeti de adam öldürmeyi de tartıştırmaz. Yetimin malına daha yaklaşmamanızı, vay, 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 vay. onu da tartıştırmaz. Tamam mı? Allah onu da tartıştırmaz yani. Evet, şimdi e, bütün buraya baktığımız zaman, şimdi şöyle söyleyeyim, özetleyeceğim. Yetimler akraba kurumu içine alınarak evlat korumuna getirilmeli. Bir, bir arada yaşanan yetimlere kardeş muamelesi yapılmalı. Yetimlerin malları kendine verilmeli. Yetimlerin malları korunmalı ve idaresinde haksızlık yapılmamalı. Yetimler işe yarar hale getirilmeli. iş güç sahibi yapılmalı. Miras paylaşımında yetimler içinde pay ayrılmalıdır. Pınar'ın kaynağında yetimden... Yetimlikten kaynaklanan yoksulluk kalktı mı? Kalktı evet. He? Şimdi kesinlikle bunlar bu uzandı ama yoksul kalmaz. Ha, yetimin yoksulu olmaz. Olmaz. Tamam bakın. Evet. Şimdi bu ortamda bu şekilde yetimin yoksulu olmaz. O zaman yetim kimse de intihar etmez. Evet. Tamam. Şimdi bakın bu görevler. Müslümanlarda demin salatın ikamesi dedik kurumlaşması demiştik değil mi? Şimdi bunlar bireysel açıdan dan daha ziyade kurumsal olarak orta yapılabilmelidir. İslam'ın bu hükümleri hani salatın ikamesi dedik ya o açıdan bu kurumlar kurularak bunlar ortadan kaldırılmalıdır. Kısacası devlet sosyal bir devlet olduğu zaman bu ortadan kalkar mı? halk kalkar. Peki devlet sosyal bir devlet değilse bak şimdi bu icraatı bu görevi doğru dürüst yapmıyorsa, yapamıyorsa bu defa ne olacak? Vatandaş, Vatandaş millet, mümin, Müslüman evet, evet. bireysel olarak bunu sağlayacaktır. Öyleyse dedik ki yoksulluk yasaktır dedik. Yoksulluk haramdır dedik değil mi? Yoksulluk suçluk suç dedik. Öyleyse yoksulu yoksulluktan birinci planda kurtaracak olan devlettir. Devlet yapmıyorsa Kaldırmıyorsa, tamam mı? Bu defa olmaz, bu defa millet, millet kaldıracak, olacak. tamam mı? Suçlu millet olacak, tamam mı? Bu işte görevli millet olacak, bu işi böyle yapacak. Evet. Şimdi. Unutturmayın durmayın, bir şey söyleyeceğim demiştiniz e, az önce. şey yetimlerle ilgili bu, o tabuları dokunmazlar. Hatırlayamadım ama yine herhalde devlet. şey ilgili ha, miydi? Evet. <laughs> ya devlet ya millet. Yapayla. Onun için e, devletin el atamadığıyla millet ilgilenecek ve ortada yetimlikten kaynaklanan herhangi bir şey kalmayacak. Hatta bunun daha sınıf şey yapayım. Şimdi bu ayetlerde daha ötesi var. E, şöyle söyleyeyim. Mesela e, yine e, şey ayeti var. Mesela onu Haşr suresinin yedinci ayeti. Feyler var orada da. Fey. Evet. fey dediğimiz zaman burada hani şey yapılmadan e, söyle. Haşr suresi 7. 8. ayetleri olsa gerek. Evet 7. 8'i birlikte şey yaptığımız zaman hı hı. orada e, fey dediğimiz zaman e, silah kullanmadan at binmeden alın terletmeden kazanılan mallar demek. Evet. Değil? Şimdi onu belirteyim. Bak fey'in anlamı ganimet değil normal ganimet değil. Normal ganimet savaşta elde edilen. Ama bir de savaşsız elde edilen vardır. Mesela muhasara edilir. Evet. Orada bir teslim olan olur. Herkes malı mülkü bırakır. O avanta kalır. Fey o anlamda. Fey bu anlamdadır. Öz anlamı dediğim gibi at bilmeden, silah kullanmadan, alın terletmeden elde edilen kazanç demek. Bunlar şey yapılırken, anlatılırken bunlar dağıtılırken öyle diyeyim sana bu hakaniyet hakkaniyet kıst usulüyle bu adaletle dağıtılmaz şimdi hocam bir kavram daha şimdi da, söylediniz bu, mi? adalet tamam. ve kız ha, bu farklı bir şeydir onu da bahsedeyim. Şimdi bunlar hep inşallah ileride şey yapacağız. İşte. Şimdi kız nasip demek. Bir insana gerekli olan demek. Adalet de denge eşit demek. Herkese 2-2, 2-3 deyse falan tarzıyladır. Ama kısa öyle değildir. Şimdi bu feyde onu anlatacağım. Ana noktasını söyleyeyim de ötekinin detayı talim. Bu feylerden yetimlerin de payı vardır. Yani yetimlerin tekrimi vardı ya, ikramı onların kerimleşmesi, saygın hale getirilmesi, Oradaki yetimlerinde özel olarak payı vardır, hakkı vardır. Şimdi burada onu şey yapacağım daha ileride hani sadaka falan konuyla ilgili girdiğimiz zaman bu kapsamda işleyeceğiz. Şimdi şöyle anlatayım o ayettekini peygamber e, kıst usulüyle, gibi bir zaman tamam. kıs usulüyle. bunu dağıtıyordu. Evet. Şöyle bir bakıyordu oradaki gazilerin savaşa gelmiş insanların aile yapısına bakıyordu. Kendi durumuna bakıyordu. Kimisine iki, kimisine üç, kimisine beş, kimisine o tarzında bir dağıtım yapıyordu. Çevresindeki bizim sahabe dediğimiz adamlar peygamberi haksızlıkla suçladılar. Allah da onları bir uyardı. Şimdi öyle değil peygamber ne veriyorsa onu alacaksınız dedi. Bu bir. Şimdi onun ötesinde şimdi bunu peygamber niye yapıyordu? Niye böyle yapıyordu bu ayette şimdi? Orada mümkün. Evet. Devlet, refah, huzur, tamam mı? Rahat geçim Sadece zenginlerin olmasın. Olmasın evet. Herkesin hayat standartı aynı olsun diye. Şimdi şöyle bir olay var işte peygamber orada 5 çocuklu bir aileye 10 lira veriyor tamam mı? 2 çocuklu bir aileye de 5 lira veriyor gibicesine bir denge kuruyordu. Tamam mı? Kıs işte bu. Mesela kıstı daha güzel anlatıverin de bundan sonra inşallah konuya değindiğimiz zaman şey yapalım. Şimdi mesela sizin okula giden 3 tane çocuğunuz var. İlkokula giden, ortaokula giden, liseye giden ...veyahut da ortaokul, lise, üniversiteye giden... ...bunlara harçlık vereceksiniz. Bunlara harçlığı siz adaletle vermezsiniz. İlkokula giden çocuğun ihtiyacı... ...5 liradır. İlk liseye giden çocuğun ihtiyacı... ...20 liradır. Üniversiteye giden çocuğunun ihtiyacı da... ...50 liradır. Bakın ihtiyaca göre fazlalıklı... ...ve onun için Savali'nin... ...harçlığını verirken onlara... Ee, ...dediğim gibi... ...10 lirasını verirsin, 20 lirasını versin... ...50 lira verirsin. Bak adalet yok burada. Evet. Buradaki sistem... ...gıstır. Öyleyse özetleyecek olursak şimdi... ...İslam usulüne göre... ...yoksulluk... ...yasak. Tamam mı? Türk töresine göre yoksulluk... ...suç. Bu suçun kaynağı ya devletten ya milletten... ...gelir. Yani... E, yetimlikle ilgili yoksulluğu ortadan kaldıracak olan ya devlettir ya millettir tamam mı suçlu bunlar olur bunlar halledildiği zaman salat ikame edildiği zaman salat icra edildiği zaman bu ortadan kalkar evet. ve böylece de bunda intihar olmaz İnşallah kalanını İnşallah, kalanın son, devamını sağlarız zaten son dakikalardayız böyle son iki dakikayız evet. ee, evet. e, değerli Yılmaz çok önemli vurgularda bulundunuz Adalet kavramı, kız kavramının farklılığına değindiniz. Bence bu çok önemli. Ee, ve Allah'ın <laughs> dokunulmaz kıldıklarına, ...tartışmadığını, tabulaştırdıklarını saydınız. Ee, yoksulluk haramdır. Yoksulluk suçtur. Evet. Hem Pınar'ın kaynağında olanı söylediniz, evet. hem Türk töresinde olanı söylediniz. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Ee, bir şey arz edeyim. Tabii mi? lütfen. Şimdi İslami hakikatları öğrenmek için değerli izleyicilerimiz bizim sohbeti beklemesinler. <laughs> o mübarek Kur'an var ya ya okusunlar onun içerisinde yani onların zannettiği bir toplumdaki yansıyan yansıdıkları Müslümanlık olarak gördükleri değil bunlar var. <laughs> tamam mı? Bunları görsünler. Şimdi bir abim vardı. Ona burada rahmetli okuyacağım adını vermeyeceğim. Bana böyle böyle derdi şöyle kızardı. Niye biliyor musun? Eğer bu memleket kapitalist olduysa da sizin yüzünüzden komünist olduysa da sizin yüzünüzden bu Kur'an'ın ayetleri okunsaydı kimse ne kapitalist ne komünist olur derdi. Tamam. Bu izleyicilerimiz de sizin o zaman bu haftalık son sözünüz olsun. Evet. Saygılar sunuyorum. Işte. Değerli izleyenlerimiz... ...bu hafta yine Pınar'ın kaynağından beslendik. Değerli Hakkı Yılmaz'ın ölçüsü şu. İman edip... ...hakkı ve sabrı tavsiyeleşenler ile... saliyat işleyenler... ...bozuk giden işleri düzeltmelerinin dışındaki... ...bütün insanların zararda olduğu bilinciyle... ...ve... Pınar'ın kaynağında olanların gizlenmesinin büyük bir lanete uğrayacağı düşüncesiyle sağ olsunlar. Hakkı hiç gizlemeden bizlerin önüne seriyorlar. Bizi Pınar'ın kaynağından besliyorlar. E, Huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Teş sağ olun, saygılar, var olun. Sağ olun. Eksik olmayın. E, önümüzdeki hafta tekrar e, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sergiyle kalın. Sevgiyle kalın.